Merhabalar, For Honor Duelo serisinin yeni bölümündeyiz. Bu bölümde Zanhu oynayacağım. İlk maç için karşımda bir Tiandi var. Bakalım nasıl oynuyor. Şöyle bir başlayalım. Kenara kaçılmayı fazla yapar Tiandiler. Güzel periydi bu arada. O yüzden avantajlı olabilirim. Tamam. Nasıl avantajlı olabilirim? Bu şekilde avantajlı olabilirim. Light peri güzeldi. 5 vuracağım bunu. Ha, yemedi. Pekala. Zon atar. Guard break yemedi. Dur gül. Gülmekten oynayamıyorum. Güzel periydi. O hareket çok iyiydi yalnız. Duvara vurmasaydı zaten ben şey yapacaktım bu arada. Kenara kaçılmayı hazırlamıştım yani. Ama fazla hafif saldırı yapmamam lazım. Onu anladım. Peri yapmam gerekiyor. Güzel. Şöyle bir guard break deneyelim. Bir daha deneyeceğim. Yemedi bunu. Güzel hamle. Kenara kaçılacağım da doğru zamanlamayla. Güzel hamle. Tamam mı? Hayır. Ağır saldırı yapması lazımdı. Vuracağım bunu. Tamam. Şöyle bir şey deneyelim ve işini bitirelim. Fena değildi. Fena değildi. Yani bloklanamazdan guard break geçişlerini çok yiyecek. Çünkü yani kenara kaçılma yapıyor. Dans ediyor sürekli. Yakalarım. Ama artık daha dikkatli olacaktır diye düşünüyorum. Bakacağız, göreceğiz. Güzel peri. Bir kere yerim ben de onu. Şöyle bir şey deneyelim. Bunları yemiyor ya. Periledim ama onu. Güzel. Guard break. Vuracağım bunu. Güzel. Fena değildi. Yani fazla dans etmemesi lazım. Artık iyice anladı büyük ihtimalle. Dans ederse kaybeder. Benim de hafif saldırı yapmamam lazım. Benim de onu iyice anlamam lazım. Yapma hafif saldırı. Yap da doğru zamanlamada. Periliyor çünkü. Şimdi şöyle başlayalım hemen. Güzel, bekle şimdi. Yemezler onu. Güzel hamle. Vuracağım bunu. Fena değil. Zaten pes etti orada galiba. Sana da good fight birader. Yani ne yapacağını az çok anladığım için çok zor olmadı ya. Ama light perisi bayağı iyiydi yani. Dikkatli olmam gerekiyordu. İkinci maçtayız. Karşımda şaman olacak bu sefer. Bakalım şaman nasıl oynuyor. Şöyle bir başladım. Yemedi. Dal. Tamam. Bunu yapmamam lazımdı. Neyse sıkıntı yok. Yesin bakalım. İlk round'dan batıracağız herhalde. Ben de vurdum en azından. Bir avantaj değil tabii ki de bu. Bunları yemiyorsun anlaşılan sen. Pekala. Bayağı kötü oynadım. Sıkıntı yok, hallederiz. Fena değil doğrusu. Birazcık daha dikkatli oynamamız lazım ama. Gel bakalım. Birazcık daha agresif mi oynasam? Diyeceğim de şaman yani yok eder bizi ya. Onun hamlelerini beklersem de yok eder. Ben vuracağım o zaman ya. Tamam. Şöyle bir şey deneyelim. Güzel, sonunda yedi bir tane. Yemedim. Pekala. Kenara kaçıl. Kaçılmadı. Onları yemeyeceğim artık. Vuracağım bunu. Yukarıdan. Yapmadı. Guard break. İşini bitirdim. Fena değildi. Tahminim tutmadı bu arada. Yani
Yiyebilirdi beni orada. Kendi bilir. Yani farklı bir hamle yapmayı denedi de ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Orada zondan guard break'e geçiş yapsaydı bitmişti şu an. Neyse bana ne ya. Ben mi düşüneceğim onu da, değil mi? Şöyle başlayalım. Ha, yemedi. Pekala. Güzel hamle. Yedi beni. Afiyet olsun. Onu yememem lazımdı. Güzel. Şu hafif saldırıları yapmamam lazım ya çok fazla. Perilemesi çok zor değil bunları. Güzel. Vuracağım bunu. Nefis. Fena değildi. Fena değildi. Birazcık daha dikkatli oynasam süper olur ya. Fazla hafif saldırı yapmamam gerekiyor galiba. Daha nasıl yeneceğiz? Bloklanamazlarla. Anca ağır saldırı. Bakalım. Nem. Gel bakalım. Şaman. Sıkıntılı ya. Yemedi. Güzel ama yemedi. Guard break denedim. Tamam. Yemeyeceğim bunu. Guard break'i yersin. Bir tane daha. Güzel. Şimdi dikkatli olmam lazım. Onu vurmaz diye bekledim de vurdu ya. Güzel oynadı, yapacak bir şey yok. Alabilirdim buranda aslında ya. İşte o sondaki bloklanamazı vurmaz diye bekliyordum. Tebrikler. Üçüncü maçtayız. Karşımda bu sefer Warden olacak. Bakalım nasıl oynuyor. Şöyle bir başlayalım diyecektim ama guard break geçişi yemedin. Ha, ileri adım attım ama zamanında atamadık anlaşılan. Fazla kenara kaçılmamam lazım benim de. Güzel. Ha. Dikkatli olmam lazım. Vurmadı ama nedense bilmiyorum. Beklemiyordu galiba, anlamadım ben de. Bugün de herkes periliyor bunlar arkadaş. Vay anasını. İyi güzel. Madem öyle. Hiç hafif saldırı yapmayacağız anlaşılan. Şu Zanhu'nun bloklanamaz hafif saldırısını perilemek niye bu kadar kolay? Ben de onu anlamadım ya. Yani bloklanamaz geldiği için büyük ihtimalle. Neyse dur bakalım halledeceğiz. Tamam. Vuracağım bunu. Yemedi ama. Bir daha. Yok. Vursaydım keşke ya. Bunu perileyemedin. Guard break ve vuracağım. Güzel zone atar burada. Aynen. Fena değildi. Fena değildi. Aklamayı başardık. Böyle devam edersem rahat kazanırmışım gibime geliyor. Yani Warden'ın bana yetişmesi zor ama işte o bekletilmiş omuz vuruşunu yememem lazım. Erken davranıp kenara kaçılarak. O yüzden doğru oynamam lazım. Erken yaptım bunu da. Kötüydü. Güzel hamle. 5. Guard break denedim, olmadı. Onu yemeyeceğim birader. Ya, hafif saldırı yapar dedim ama yapmadı ya. Güzel. Orada yukarıdan ağır saldırı verdim ya. Ona ikum bedener diye beklemiştim ben orada. Ama denemedi. Şaşırttı beni doğrusu. İkumbe yapsaydı işte perileyecektim o hafif saldırısını ve hafif saldırı yapacaktım. Enerjim bitmişti çünkü. Ölür müydü bilmiyorum. Büyük ihtimalle ölmezdi ya. Tam emin değilim. Ama gelmedi oyunuma. Pekala. Birazcık daha dikkatli oynayalım o halde. Tamam. Bir tane daha. Güzel hafif saldırı.
İşte bundan bahsediyorum. Yemedim ama. Enerjim kalmadı yalnız. Dikkatli olmam lazım. Vuramayacağım burada mesela. Onları yemeyeceğim birader. Anla artık da. Güzel. Fena değil. Güzel. Fazla zone yaptı ya. Fena değildi. Günün dördüncü maçındayız. Karşımda yine bir Warden var. Bakalım bu nasıl oynayacak. Şöyle başlayalım o zaman. Guard break. Güzel. Vuracağım bunu. Bravo. İyi gittik. Zone atacağını biliyordum da. Neyse. Yukarıdan hafif saldırı yapabilir. Yapmadı. İptal ettim. Tamam. Güzel hamle. 5 atar. Bravo. Fena değildi. Fena değildi. Doğru hamleleri yaparsak kazanması rahat oluyor. Yani Zanho'nun bloklanamaz hamlelerini iyi kullanırsanız eğer. Yeni başlayan oyunculara diyorum tabii ki de bunu. Yani iyi kullanırsanız karakter aşırı güçlü olabiliyor. Ve onun hareketliliğini iyi kullanmanız lazım. Kenara kaçılmalarını sürekli yapmadan. Doğru hamleyi bekleyip yaparsanız bayağı durdurulamaz bir şey oluyor ya. Gerçekten. Güçlü yani. Ama iyi oynamak lazım işte. Yoksa bayağı kötü olabilir. Gördüğünüz gibi yani şu perileri yapmak çok zor değil de neden ağır saldırı yapmadı bilmiyorum. Sen yaparsın da ben yapamaz mıyım birader? güzel. Fena değildi. Yani orada light parry yaptım mesela. Neden ağır saldırı yapmadı bilmiyorum. Beklemiyordu galiba. Hani parry yapmayı beklememesi de enteresan. Bilmiyorum neden yapmadığını. Beni ilgilendirmez. Kendi düşünsün ya. Gel bakalım. Vuracağım bunu. Ha, yemedi. Güzel hamle. İyi oynadı buraları. Guard break. Tamam. İptal ettim. Yine aynısını yaptı da perilemedim. Hadi iyisin. Perileyemedim daha doğrusu. Yine aynı hamleyi yapmaz diye düşünmüştüm. Yukarıdan hafif saldırı bekliyorum da hiç yapmadı ya. Guard break. Vuracağım bunu. Yemedi. Pekala. Yemedim. Yemlemeye çalışsam mı acaba? Bakalım yapacak mı? Ha, yapmadı. Hafif saldırı peri yapmak istiyordum da bence öldürelim ya. Aynen. Çok da zorlamaya gerek yok. Ver kelleni. Yani gereksiz yere uzatmanın da bir anlamı yok yani. Yani şunu yapacaktım. O da işte Ikumbe deneyecektik. Peri ya da. Ben de onu perileyecektim ve aklayacaktım ama yap gerek yok bence. Günün son maçındayız. Karşımda Ocelotl olacak bu sefer. Zorlayabilir. Bilmiyorum. Daha bir reputation bile değil ama Ocelotl bu belli olmaz. Bakalım. Şöyle bir başlayalım o zaman. Perilemedi. Vuracağım. Yemedi. Ben de yemedim. Güzel. Bunları perilemiyor. Benim için hava hoş tabii ki de. Güzel hamle. Guard break. Ve bir guard break daha mı? Yok, gerek kalmadı. Fena değildi. Az da atacaktım da geç kaldım. Yani atmak istiyordum orada guard break. Ama şey olmadı. Yani biraz geç kaldım basmak için yakalama tuşuna. Ama bazen de böyle şeyler işte zafer getiriyor yani. Yanlışlıkla kazandım anlayacağınız uzun lafın kısası. Şimdi ne yapıyorsun? 5 başladın. Güzel hamle. Fena değil, coştu biraz burada. Dikkatli olmam lazım. Yemedim. Öleceğim büyük ihtimalle de. Yanlış hamle yaptı. Doğru hamle yaptı.
Yani orada yukarıdan hafif saldırı yapması lazım normalde. Öldürürdü yani yukarıdan hafif saldırı yapsaydı ama yapmadı. Enteresan. Biraz agresif oynadı burada ya. Hiç karşılık veremedim yani. Birazcık daha dikkatli oynayalım o zaman. Onun hamle yapmasına izin vermemem lazım galiba. Şöyle bir şey deneyelim. Tamam. Dikkat. İptal ettim. 5 atar diye düşünmüştüm. Güzel yemledi bu arada. Tamam. Yemedim bunu. Vuracağım. İptal. Guard break. Ha, hafif saldırı yaptı oradan. Fena değil. Fena değil. Enerjisini harcaması orada sonunu getirdi diyebiliriz. Enerjisini harcamasaydı da ölecekti büyük ihtimalle de. Bilmiyorum. Fena değildi. Ama işte her şey bu roundda belli olacak. Bakalım kazanacak mı yoksa 5. rounda mı gideceğiz? 5. rounda gitmesini istemiyorum. Açık alan benim avantajıma biraz açıkçası. Dar alanda bundan kaçması biraz zor oluyor. Burada daha rahat dövüşebilirim. Gel bakalım. Şunları yapmamam lazım ama. Bekledim. Kenara kaçılma yapmadı. Ha. Batırıyor muyuz nedir? İptal ettim. Güzel hamle. Periledim ama onu. İptal. Güzel. Vuracağım. Fena değil. Büyük ihtimalle guard break'e geçiş yapacağımı düşündü orada ama tam da ağzından merdivenlerin aşağısında kaldı ya. Tam da ağzına böyle. İyiydi ya, fena değildi.